8'de Sağlık'ta şimdiki konuğumuz endokrin ve metabolizma hastalıkları uzmanı doçent doktor Mahmut Muzaffer İlhan. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Hocam bugün tiroid hastalıklarından konuşacağız. Evet. Öncelikle hipotiroidi nedir diye bir giriş yapalım isterseniz. Şimdi bunun için önce bir tiroid bezinden bir kısaca bahsetmek gerekli. Evet. Tiroid bezi vücudumuzda boynumuzun ön tarafında bulunan Adem elması dediğimiz bölgenin hemen altında kelebek şeklinde, H harfi şeklinde bir bez. Ve bu bezin görevi tiroid hormonlarının, T4, T3 dediğimiz hormonların üretimi ve kanda sentezlenmesi. Bu hormonlar genel olarak metabolizmanın ayarlanmasında görevli. Ve tiroid bezi aynı bir orkestra şefi gibi aslında metabolizmanın ne kadar hızlanıp yavaşlayacağını ayıran ve düzenleyen bir bez. Metabolizma ile direkt etkili ve ilişkili olduğu için yani düşünme fonksiyonundan kalp ritmine, bağırsak fonksiyonlarından kas gücüne, cilt kuruluğundan, saç dökülmesinden, kadınlarda adet düzenine kadar birçok fonksiyonda direkt olarak görevli bir bez. Tabii hipotiroidi dediğimiz durum aslında tiroid tembelliği, yani tiroidin az çalışmasını tarifleyen bir durum. Bu hastalıkta tiroidin ürettiği hormonlar kanda düşmeye başlıyor ve buna tepki olarak aslında beynimizden TSH dediğimiz hormon yükselişe geçiyor. Ve bunun sonucunda da aslında metabolizma yavaşlıyor. Halsizlik, yorgunluk, enerji düşüklüğü, kabızlık, saç dökülmesi, kilo alma, kilo verememe, soğukta kolay üşüme, depresyon, unutkanlık, yine kadınlarda adet düzensizliği gibi birçok sorunla karşı karşıya kalabiliyor hastalarımız. Hocam peki hipotiroidin sebepleri nelerdir? Aslında bütün dünyada ve özellikle gelişmiş ülkelerde tiroid tembelliği yani hipotiroidin en sık sebebi Hashimoto hastalığı dediğimiz hastalık. Bunun dışında tiroidin bir ameliyat geçirmiş olması yani opere edilmiş olması veya tiroide bir atom tedavisi uygulanmış olması, tiroidin daha önceden bir iltihaplanma, ağrılı iltihaplanma dediğimiz supakotiroidit geçirilmiş olması veya emzirmeye bağlı tiroid iltihaplanması dediğimiz durumlar, yine çeşitli ilaçlar, yani kalp ritmini ayarlayan amiodaron dediğimiz ilaçlar veya psikiyatri tedavisinde kullanılan lityum benzeri ilaçlar ve bunun dışında gebelik dediğimiz durumlar tiroidde tembelliğe yani hipotiroidiye yol açabilen en sık sebepler. Hocam en sık sebebi olarak söyledik Hashimoto hastalığı, onu da bir açalım isterseniz. Tabii Hashimoto'dan bahsederken bir bağışıklık sistemini aslında bir gözden geçirmek lazım. Bizim bağışıklık sistemi dediğimiz sistem aslında bir ordu. Devamlı teyakkuzda olan işte T hücreler, B hücreler, antikor sistemleri, NK hücreleri böyle bir ordu. Bu ordunun görevine bir bakteri veya virüs gibi bir yabancı mikroorganizma girdiğinde bunu tanımak. Peki bunu nasıl yapacak? Bunu yaparken kendinden olanı aslında bilmesi lazım. Yani sistem bu şekilde işliyor. Kendi hücresini devamlı aslında bağışıklık sistemi bir tarama içerisinde. Ve aynı şekilde bir yabancı mikroorganizma girdiğinde de bunu yine tarayıp ona karşı bir savaş başlatma fonksiyonunda. Otoimmün hastalıklar dediğimiz hastalıklarda vücudun kendi molekülüne veya hücresine karşı aslında bir bakteriye veya virüse verdiği reaksiyonun oluşması söz konusu. Yani bu hastalıklarda bir nevi bağışıklık sistemi kendi kendine saldırmaya başlıyor. Eğer işte bu tiroid bezine karşı olursa biz buna Hashimoto hastalığı diyoruz. Eğer gidip bu bağırsakta bu saldırı oluşursa çölyak hastalığı diyoruz. Gidiyor deride bunu yapıyor, vitiligo hastalığı diyoruz. Ya eklemlerde bunu yapıyor, romatoid artrit gibi hastalıklar oluşuyor. Aslında bunlar genel bağışıklık sistemi problemlerinin farklı organlardaki tezahürleri işte bu tiroidde olduğu zaman bu otoimmünite bağışıklık sisteminin olumsuz reaksiyonu biz buna Hashimoto hastalığı diyoruz. Peki anti-TPO yüksekliği nedir? Aslında tabii bunun için bir TPO nedir bunu bir anlatmak lazım. Bizim vücudumuzda tiroglobulin ve tiroid peroksidaz dediğimiz moleküller var. Aslında bu moleküller tiroid hormon sentezinde kullanılan moleküller. Hashimoto hastalığında gibi otoimmün hastalıklarda daha doğrusu bu moleküllere karşı bir reaksiyon gelişiyor. Yani hani hep diyoruz ya korona antikoru bir zaman çok popülerdi işte yüksek çıktı düşük çıktı. Aslında bu da TPO molekülüne karşı bağışıklık sisteminin oluşturduğu bir antikor.
antikor yüksekliği ve bu anti-TPO'nun yükselmesi tiroid bezinde bir iltihaplanmaya yol açabiliyor. En sık olarak aslında anti-TPO tabii Hashimoto hastalığında yükselişe geçiyor. Bunun dışında aslında bir otoimmünitenin göstergesi olduğu için zehirli guatr gibi hastalıklarda, ağrılı tiroid iltihaplanması dediğimiz subakut tiroiditte veya emzirmeye bağlı postpartum tiroiditte tek yükselişe geçebiliyor. Tabii anti-TPO'nun neden yükseldiğini soracak olursak, bu aslında bu anti-TPO'su yüksek olan hastalara baktığımızda yüksek oranda burada bir ailesellik görüyoruz. Yani ailede böyle bir genetik bir tiroid hastalığı varsa, anti-TPO yüksekliği varsa hastanın kendisinde bunu sıklıkla görebiliyoruz. Aslında bu şu anlama da geliyor. Ailesinde tiroid hastalığı olan kişiler anti-TPO yüksekliği ve takibindeki hipotiroidi için özellikle dikkat etmesi gerekiyor. Hele bir genetik yatkınlık varsa, genetik yatkınlıkla beraber stres, kaygı, endişe, gebelik dönemleri, sigara içimi, düzensiz beslenme, D vitamini eksikliği gibi faktörler de ve romatolojik hastalıklar da anti-TPO yüksekliğini meydana getirebiliyor. Peki hocam, diyelim böyle bir durumda hipotiroidinin biz tanısını nasıl koyuyoruz? Tabii öncelikle buradaki belirtiler çok önemli. Biraz önce saydığımız halsizlik, yorgunluk, kabızlık, saç dökülmesi, kilo alma, kilo verememe, soğukta kolay üşüme, depresyon, unutkanlık gibi belirtiler eğer mevcutsa, hele ailede de böyle bir öykü varsa bu hastalara özellikle dikkat etmesi lazım. Burada belirtiler son derece değişken olabiliyor. Bazı hastalar kitap gibi bütün belirtileri taşırken bazı hastalarda sadece halsizlik, sadece adet düzensizliği, sadece gebe kalamama gibi belirtilerle başvurabiliyorlar bu hastalar. Eğer böyle bir şüphe varsa ilk başlangıç test için kan testleriyle yapılıyor. Kanda tiroid hormonu dediğimiz serbest T4 ve serbest T3 hormonlarının bakılması ve yine TSH hormonunun bakılması ilk basamak olarak bunu söyleyebiliriz. Hipotiroidi durumunda serbest T4 ve T3 hormonlarında bir düşme, buna cevap olarak da TSH'da bir yükselme meydana gelir. Hastalığın başlangıç dönemlerinde subklinik hipotiroid dediğimiz durumlarda T4, T3 normal olabilir, sadece TSH yüksekliği izlenebilir. Tabii eğer hipotiroidi saptandıysa altta yatan sebebe yönelik de mutlaka çalışmaların yapılması lazım. Yani bir altta bir Hashimoto hastalığı var mıdır, iyot eksikliği var mıdır, gebelik var mıdır, neden bu tiroid böyle yetmezliğe giriyor, bunun araştırılmasının yapılması gerekir. Bu yüzden mutlaka hipotiroidi varsa anti-TG, anti-TPO ölçümlerini biz tavsiye ediyoruz başlangıç olarak. Bunun dışında artık tiroid muayenesinin ayrılmaz bir parçası tiroid ultrasonu. Yani çünkü muayenede nodülleri atlamak, olası kitleleri atlamak söz konusu olabiliyor. Bu yüzden özellikle kanda bir tiroid ile ilgili problem saptandıysa tiroid ultrasonu çekilmesini de tavsiye ediyoruz. Ultrasonda kabaca 3 kritere bakıyoruz aslında. Birincisi, tiroidde bir büyüme var mı, küçülme var mı? Yani guatr dediğimiz bir tiroid bez boyutlarında bir büyüme var mı? Veya Hashimoto'da önce büyüme gerçekleşebilir, sonrasında atrofiye gidebilir. Böyle bir durum var mı? Bunun dışında aslında Hashimoto'da gördüğümüz durum tiroid bezinde bir iltihaplanma durumudur. İltihaba bağlı yalancı nodüller de görülebilir. Tabii bunlar kadar önemli olan ultrasondaki diğer bulgu tiroid nodülleri dediğimiz tiroid kitlelerinin var olup olmadığıdır. Tiroid nodüllerinin tespiti büyük önem taşır. Bir tiroid nodülü gördüğümüz zaman biz aslında bazı sorular soruyoruz. Bunlardan ilki tiroidin nodülün boyutu. Yani 1 santimin altında küçük nodüller diyoruz. 1 ile 3 santim arası orta boy nodüller. 3 santim üstü artık ameliyatı düşünmeye başladığımız, 4 santim üstü ise genel olarak ameliyata önerdiğimiz nodül boyutları. Tabii nodül boyutu kadar, en az nodül boyutu kadar önemli diğer bir faktör ultrasondaki tiroid nodüllerinin görünümü, karakteristik özellikleri. Çünkü bazen nodül küçük olabilir fakat kanser özellikleri taşıyabilir. Bunun için de nodülde bir ortasında bir mikrokalsifikasyon dediğimiz bir kireçlenme var mı? Ortasında bir kanlanma artışı var mı? Düzensiz sınırı var mı? Özellikler, ultrasondaki bu özellikler çok önemli. Eğer böyle bir risk taşıyorsa tiroid biyopsisiyle değerlendirilmesini tavsiye ediyoruz. Hocam, hipotiroid nasıl tedavi edilir ve devamında nasıl takip etmek gerekiyor? Şimdi hipotiroidi durumunda meydana gelen şey tiroid hormonlarındaki düşme. Bu yüzden aslında ilk basamak, yani ana basamak, bu hormonların yerine konulması, tiroid hormonlarının yerine koyulması. Fakat burada önemli bazı noktalar var ve yapılan hatalar var açıkçası. Bunlardan ilki tiroid hormonun dozunun ayarlanması. Ya ilaç başlamak sorun değil fakat tiroid ilaçları böyle aspirin 100 mg, 80 mg al, böyle hayat boyu bu şekilde kullan ilaçlar gibi değil genelde. Bireyden bireye göre bu dozlar fark edebiliyor. Çünkü her bireyde tiroid tembelliğin derecesi farklı olabiliyor. Biz buradaki dereceyi ne kadar şiddetli olduğunu işte yaptığımız kan testlerine göre aslında ortaya koyuyoruz. Evet. Dolayısıyla her hastaya başlanan doz farklı olabiliyor.
Bununla beraber takipte de aslında doz ihtiyacı değişkenlik gösterebiliyor. Örneğin bir hastaya düşük doz başlayıp sonrasında eğer tiroid tembelliği ilerliyorsa veya hasta kilo aldıysa veya gebelik durumu söz konusu olduysa tiroid doz, ilaç dozunda değişkenlikler meydana gelebiliyor. Düzeltmeler yapmak gerekebiliyor. Eğer bu düzeltmeler yapılmazsa, yani tiroid ilaç dozu örneğin eğer az ise, yetersiz geliyorsa hipotiroidi şikayetleri, ilaç kullansanız bile devam edecek demektir. Yani biraz önce saydığımız halsizlik, enerji düşüklüğü, yorgunluk, kabızlık gibi şikayetler devam edecek demektir. Tam tersi, eğer ilaç hatalı olarak yanlış başlandıysa veya hasta kilo verdi, o zaman ilaç dozuna düşme gerekebilir. Bu durumlarda da ilaç dozu eğer fazla geliyorsa aynı zehirli guatr benzeri bulgular, yani çarpıntı, ellerde titreme, aşırı terleme, sinirlilik, kilo kaybı gibi şikayetler meydana getirebilir hastada. Bu durum özellikle yaşlı hastalarda, ritim bozukluğu olan hastalarda, kemik erimesi olan hastalarda özellikle önemlidir. Bu yüzden tiroid ilaçlarının ve dozunun uzman bir hekim tarafından yapılması büyük önem taşır. Hem sağlık açısından hem yaşam kalitesi açısından. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben Ağzınıza sağlık. 8'de sağlıkta konuğumuz endokrin ve metabolizma hastalıkları uzmanı doçent doktor Mahmut Muzaffer İlhan'dı. Kendisiyle hipotiroidi, yani tiroid tembelliğini konuştuk. 8'de sağlık şimdi kaldığı yerden devam ediyor.